Dublin Anlaşması'na göre vizenin sorumluluğu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Vize ile Dublin'in ve ilticanın ne alakası var? Merhaba değerli arkadaşlar, ben Oktay Özdemir. Bu video çalışmamızda daha önce bahsetmiş olduğum Dublin videolarında vize ve oturum durumuna göre, vize ve parmak izi durumuna göre Dublin diye videolardan bahsetmiştim. Ama daha çok bu vize konusunda o kadar çok soru geliyor ki, işte benim vizem şu tarihte başlıyor, Dublin'im ne zaman duracak, bitecek ya da Dublin ne zaman başlıyor ya da Dublin riskim var mı gibi insanlar soru sormakta. Bu konuya cevap vermek üzere bu videoyu yapmak zorunda kaldım. Ondan dolayı tekrar gibi düşünebilirsiniz ama dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi videoya geçmeden önce sizden ricam şu. Dublin iltica uygulamaları diye bir oynatma listemiz var. Dublin sorunuz varsa mutlaka o oynatma listesindeki videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Konunun uzmanı avukatlara danışmanızı tavsiye ediyorum. Avukatlara ulaşamadığınız takdirde Caritas, Diakoni, Rota Kreuz gibi, Kızılaş gibi dernek ve vakıflar onlara danışabilirsiniz. Ya da kanun ve mevzuatları okuyabilirsiniz. Bu videonun altında Dublin 3 anlaşmasının linkini paylaşacağım. Oradan yararlanabilirsiniz. Videolarımıza beğenmeyi, abone olmayı ihmal etmeyiniz. Paylaşmayı değerli arkadaşlar. Aynı zamanda lütfen Dublin videolarını dinlerken kalem kağıtla dinleyiniz. Elinize kalem kağıt alınız. O şekilde dinleyiniz. Çünkü burada özellikle bahsetmeye çalıştığım konular kanunlar olduğu için matematiksel olarak dinlemek gerekiyor. Ben de avukat değilim. Ondan dolayı anlatırken hani sorumluluk noktasında sizleri de sıkıntıya sokmak istemiyorum. Bunlar benim kişisel düşüncelerim ve sahadan yaşadığım tecrübeleri anlatmaya çalışıyorum. Buna da dikkat etmenizi özellikle istirham ediyorum. Konumuza gelince. Değerli arkadaşlar, Dublin'e üye 32 ülke bulunmakta. Bu ülkeler yukarıdan başlarsak işte Norveç, Finlandiya, İsveç, Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Liechtenstein, Fransa, İspanya, Portekiz, aşağıdan gelirsek İtalya, ondan sonra Fransa'yı söyledim mi? Evet, Fransa, Avusturya, Almanya, Polonya, Slovanya, Slovakya, Litvanya, Letonya, Romanya, Macaristan, Çekoslovakya, Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, İngiltere ve İrlanda olarak sayabilirim. Unuttuklarım varsa kusura bakmayınız. Dublin ülke üye listelerine bakabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar. Özellikle Dublin mülakatına giren arkadaşlar, birinci yol mülakatı dediğimiz mülakatta sizlere mülakat tutanağı verirken en arkasında bir harita verilmekte. O harita Dublin üye ülkelerinin haritasıdır. Orada hangi ülkeler Dublin'e üye onlar yazmaktadır. Ve sizinle ilgili hangi Dublin maddelerini uygulamayı düşündüklerini de o kısımda açıklayıcı bilgi olarak bulabilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi bu kısa açıklamadan sonra asıl konumuza geçtiğimizde vize konusunu yürürlükteki Dublin Anlaşması madde 12'nin ikinci fıkrasıyla dördüncü fıkrası belirlemektedir değerli arkadaşlar. İkinci fıkrası diyor ki özetle Dublin'e üye ülkelerden kim vizeyi vermiş ise o ilticadan sorumludur. Yani buradan şunu anlıyoruz. Siz bir Schengen vizesi aldığım düşüncesiyle atlayıp Türkiye'den yola çıkıyorsunuz. Bir ülkeye iltica ediyorsunuz. Bir bakıyorsunuz o ülke sizi A ülkesine iltica ettiğini sizi B ülkesine gönderiyor. Örneğin Türkiye'den yola çıktınız, Almanya'ya gelip iltica ettiniz, bir baktınız Dublin diye bir uygulamayla karşılaştınız. Problemler de değerli arkadaşlar. Almanya diyor ki ben diyor sizi Fransa'ya göndereceğim. Bir bakıyorsunuz sebep ne? Sebep de Almanya'ya iltica ettiğinizde Fransız Schengen vizesi var. Yani bundan dolayı vizeyi veren ülke Fransa olduğu için Almanya sizi Fransa'ya gönderecek. Evet değerli arkadaşlar, az önce ismini saydığım ülkelerden herhangi birisine vizeniz varsa
Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bir A4 kağıdı alın lütfen. İkiye bölünüz. Bir tarafa A ülkesi, bir tarafa B ülkesi yazınız. A ülkesinin vizesine sahipsiniz. A ülkesine iltica etmediğinizde gittiniz B ülkesine iltica ettiniz. B ülkesi sizi A ülkesine gönderecektir. Eğer vizeniz A ülkesi ise ve iltica ettiğiniz ülkede A ülkesi ise problem yok. İlticanız o ülkede devam edecektir. Yani örneğin Finlandiya vizesine sahipseniz ve Finlandiya'ya iltica ettiyseniz ilticanız Finlandiya'da devam edecektir. Norveç vizesine sahipseniz ve Norveç'e iltica ettiyseniz ilticanız Norveç'te devam edecektir. Fransa vizesine sahipseniz Fransa'ya iltica ettiyseniz ilticanızdan Fransa sorumlu olduğu için ilticanız Fransa'da devam edecektir. İtalya vizesine sahipseniz İtalya'ya iltica ettiyseniz ilticanızdan İtalya sahip olacaktır değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vizeyi veren ülke ilticadan sorumludur. Avrupa Birliği'ni hani evet ayrı ayrı devletler ama hukuk açısından birbirine bağladıkları için ve bu sözleşmeyi imza attıklarından dolayı vizeyi veren ülke ilticadan sorumludur. Şöyle düşünebilirsiniz. İngiltere Brexit anlaşması çerçevesinde Avrupa Birliği'nden çıktı ya da çıkma süreci devam ediyor. Artık Avrupa Birliği'nde değil, İsviçre, Danimarka gibi ülkeleri de düşünebilirsiniz. Değil. Dolayısıyla bu ülkeler Dublin uygulanmaz gibi düşünebilirsiniz. Hayır arkadaşlar. Dublin Sözleşmesi'nde İngiltere'nin, İsviçre'nin, Danimarka'nın, İrlanda'nın az önce ismini saydığım ülkelerin de ismi bulunduğundan dolayı imzası bulunduğu için o ülkelerde Dublin Anlaşması'ndan sorumludur. İngiltere vizeniz varsa İngiltere'ye iltica etmeniz gerekiyor. İsviçre vizeniz varsa İsviçre'ye iltica etmeniz gerekiyor. Yani hangi ülkenin vizesi varsa o ülkeye iltica etmeniz gerekiyor ki hani bürokrasiyle bizi uğraştırmayın. Bu sorumluluğu bilin manasında bu yapılmaktadır. Ayrıca ama siz İngiltere vizeniz olduğu halde Almanya'ya iltica ettiniz. İşte bu sefer bu madde gereği vize hangi ülkeye aitse sizi o ülkeye göndereceklerdir. Yani Almanya sizi İngiltere'ye gönderecektir. Örneğin Fransa vizesiyle Belçika'ya iltica ettiniz. Değerli arkadaşlar, Fransa sizi Belçika sizi Fransa'ya gönderecektir. İtalya vizesiyle Almanya'ya iltica ettiniz. Almanya sizi İtalya'ya gönderecektir. Yunanistan vizesiyle Belçika'ya iltica ettiniz. Dublin Anlaşması gereği Belçika sizi Yunanistan'a gönderecektir. Ha, Yunanistan'a Dublin askıda uygulanıyor, uygulanmıyor o ayrı bir konu. Sözleşmede imzası var. Mülteci yoğunluğu yoksa gönderilebilir. Polonya vizesiyle Hollanda'ya iltica ettiniz. Hollanda sizi Polonya'ya gönderecektir. Çünkü sorumluluk vizeye ait ülkededir. Peki bu sorumluluk ne kadar devam ediyor diye baktığımızda vize bitse bile bu da 12. maddenin 4. fıkrası değerli arkadaşlar. Vize bitse bile 6 ay daha sorumluluk devam etmektedir. Yani vizenize bakınız. Bitiş tarihine bakınız. Üzerine 6 ay daha ekleyiniz. Eğer vize bitmiş olsa bile bu 6 aylık süre içerisinde iltica ettiyseniz vize hangi ülkeye aitse o ülkeye gönderileceksiniz değerli arkadaşlar. Dublin'le karşı karşıyasınız. 12. maddenin 4. fıkrası. Ha, vize bitti. Üzerinden de 6 aydan fazla zaman geçti. 6 ay 1 gün, 6 ay 3 gün, 6 ay 1 hafta, 6 ay 10 gün, 8 ay 10 ay, 11 ay, 1 sene 2 sene fark etmez. O zaman 6 ayı geçen her bir günden sonra siz hangi ülkede iseniz ilticanızdan bu 12.4 maddesi gereği o ülke sorumlu olacaktır. Değerli arkadaşlar. Yani bundan dolayı bu 6 ay kuralı iltica ettikten sonra çalışmıyor. Yani o ayrı bir kural. O 6 ay başka bir kural. Orayla karıştırmayınız. İltica etmeden önce bu 6 ay kuralına dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer siz bu 6 ay kuralına dikkat etmezseniz vize bitse bile, vize bittikten 10 gün sonra, vize bittikten
5 ay 29 gün sonra iltica ederseniz Dublin'in 12.4 maddesi gereği sizi vizenizin ait olduğu ülkeye transfer edebilirler ve Dublin süreci çalışır. Bu sebeple vize bittikten 6 ay sonra 6 ay sonra iltica ettiğiniz takdirde Dublin bu noktada çalışmayacaktır. Ve hangi ülkedeyseniz o ülkede ilticanız devam edecektir. Örnek vermek gerekirse Macar vizesiyle Hollanda'ya gittiğinizi varsayalım ve Hollanda'ya gittiğiniz takdirde vizeniz bitmiş ve üzerinden de 7 ay geçmiş olsun. Vize bitmiş, üzerinden de 7 ay geçmiş olsun. Bu takdirde Hollanda sizi Macaristan'a gönderemeyecektir. Çünkü sorumluluk gereği 6 aydı. 6 ayda olduğundan dolayı Macaristan'a Dublin transfer işlemi uygulanmayacak ve böylece ilticanız Hollanda'da devam edecektir. Ancak Macaristan vizeniz bitti. Üzerinden de 5 ay 29 gün geçti. Yani 6 ay dolmadı. Ve Hollanda'ya iltica ettiniz. Evet, parmak izini verdiğiniz an, yani artık 5 ay 29 gün tescillendiği için sizi Macaristan'a gönderebilirler. Yani işin matematiği bu. Yani bu kurala dikkat etmenizi ben özellikle tavsiye ediyorum. Burada ayrı bir hukuki problemle karşı karşıya kalıyoruz. Bu süre içerisinde nerede kaldınız? Kim size yardım etti gibi soru ve sorunlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Eğer doğru cevabı vermediğiniz takdirde bu sefer işbirliği maddesi devreye geliyor. Siz işte ülkemizde işbirliği yapmadığınızdan dolayı diyor ve ilticanızı reddedebiliyor. İşbirliğinden kaçınmak ilticanın reddine neden oluyor. Doğru bilgi ve belgeleri ve adresleri söylemediğiniz takdirde size yardımcı olan ya da size kimse yardımcı olmamış da olabilir. Otelde yani vizenizin geçerli olduğu süre içerisinde bir otelde pansiyonda kalmış olabilir, ev kiralamış olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda eğer adres ve bilgileri gizem katıp gizlediğiniz takdirde ya da doğru bilgi vermediğiniz takdirde işbirliğinden kaçındığınızdan dolayı değerli arkadaşlar ilticanın reddine neden olabilmektedir. Şimdi diğer bir madde ise yani peki size yardım eden insanı söylediğiniz takdirde bir cezai sorumluluğu var mıya baktığımızda ise burada da şöyle bir durum var. Eğer size yardım eden kişi akrabanız ise ve maddi bir çıkar sağlamıyor ise bu takdirde buna bir ceza işlem uygulanmadığı kanunlarda yazmaktadır. Örneğin Almanya iltica yasası yanılmıyorsam madde 84'lerde ya bir madde önce ya bir madde sonra oralarda yeni iltica yasasında yazmaktadır. Oraya bakmanızı tavsiye ederim. Diğer ülkelerde de benzer konu bulunmaktadır. Ama size yardım eden bir kişi kaçakçı ise ve para karşılığı yapmış ise 6 aydan 10 yıla kadar size yardım eden kişiye hapis cezası da söz konusu olabilir değerli arkadaşlar. Bu sebeple burada yani işbirliğinden kaçındığın takdirde iltica redde gidebilir. Söylemediğin takdirde söylesen cezai işlemi var. Bu 6 ayı nasıl kaldın gibi sorular karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu konuyu bir avukatla çalışmanız daha sağlıklı olacaktır. Çünkü nerede kaldınız? Ben bilmiyorum nerede kaldığınızı. Siz de nerede kaldığınızı doğru söylemeniz gerekebilir. Peki yani bu 6 ay ille yani kaçak kalmak zorunda mısınız? Hayır arkadaşlar. Legal bir şekilde kalmanız da mümkündür. Gerek vize uzatma metoduyla, gerekse müsamahalı kalış metotlarıyla bulunduğunuz ülkelerde bu talebi yerine getirerek legal bir şekilde kalmaya da devam edebilirsiniz. Bunun için yine bir avukatla çalışmanızı öneririm. Evet, umarım bu 6 ay konusu anlaşılmıştır diye ümit ediyorum. Bundan dolayı vize ve oturum durumuna göre adlı videoyu izlerseniz orada ayrı ayrı senaryoları ifade etmekteyim. Vize ve parmak izine göre videoyu izlediğinizde de orada ayrı ayrı
parmak izi ve vize durumunu izah etmekteyim. Özellikle bu vize ve parmak izini tekrardan ifade etmem gerekirse, hani sona yaklaşırken, değerli arkadaşlar, siz vize aldığınızda bazı ülkeler, Yunanistan gibi, Romanya gibi, Bulgaristan gibi, vizeyi verirken parmak izini almayabiliyorlar. Şimdi onlar parmak izini almamış olabilir ama vizenin geçerlilik süresi içerisinde siz atladınız, işte Romanya'ya gittiniz ya da Macar'a gittiniz ya da Almanya'ya geldiniz, fark etmez. Havaalanı girişinde sizden bir parmak izi alındı. Ya da konsoloslukta parmak izi verdiniz, tekrardan bir parmak izi alındı. Bu parmak izi, vizenizin legal geçerlilik süresi içerisinde alındığı için ve parmak izi alındığı tarihten itibaren fark etmiyor, vizeniz hala devam ediyor. Bundan dolayı parmak izine bakılmaz, vize sorumluluğuna bakılır. Bu sebeple vizeniz varsa parmak izi önemli değil. Ama vizeniz yoksa, oturumunuz yoksa, kural dışı yöntemlerle çıktığınız takdirde parmak izinin önemi var. Onun için parmak izi videolarına bakmanızı tavsiye ediyorum. Ama vize olduğu sürece parmak izinin önemi yok. Burada önemli olan vizenin geçerlilik süresidir. Vize geçerlilik süresi içerisinde iltica ettiğiniz takdirde parmak izine bakılmayacaktır. Vizeye bakılacaktır değerli arkadaşlar. Umarım konu anlaşılmıştır. Evet, tecrübelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Özel sorularınız olursa Oktay Ozdemir OO adlı Instagram hesabımdan ya da Oktay Ozdemir OO adlı Twitter hesabımdan sorularınızı sorabilirsiniz. Tecrübelerinizi videolarımızın altında paylaşabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, insan hak ve ihlalleri çerçevesinde bu videoları yapmaktayız. Mağduriyetlerin giderilmesi adına bir nebze katkı sağlamak amacıyla çalışmaları yapmaktayız. Dolayısıyla arada bir uyarı yapmam gerekiyor. Ondan dolayı hani kaçak geçişler, kaçak evraklar, sahte evraklar gibi konularla hiçbir alakam yok. Bu konularda kesinlikle paylaşımlar yapmıyoruz. Eğer paylaşım yapan ya da yorumlar yapan kişileri blokluyoruz değerli arkadaşlar. Ki videolarımız daha sağlıklı bir şekilde faaliyetlerine devam edebilsin. Bu noktada anlayışınıza sığınıyorum. Bizi izlediğinizden dolayı teşekkür eder. Bir sonraki çalışmalarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler efendim.